Herkese yepyeni bir videodan merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte çok farklı sorular geliyor. Reis, bankamdaki parayı nasıl kasıyorsun ya da drakilere nasıl giriyorsun diye. Dostlar şöyle, bildiğiniz gibi drakilere giriyorum her gün. Bunu zaten her videomda söylüyorum. Ama velakin bu drakilere girerken hani nasıl giriyorum ya da nasıl kasıyorum bunu da göstermek istedim. Şimdi dostlar çok basit bir tane varyorumuz var, 77 level. Bir eline 72 AP'lik bir HP recover, diğer eline de yani 68 AP'lik bir tane MP recover takıyorum. Ve şimdi gördüğünüz gibi Draki'ye gireceğiz. Size üstünde farkındaysanız hiçbir şekilde pot yok dostlar. Sıfır potla gireceğim Draki'ye. İtemleri göstereyim. Görev şahsiyeti. STR8 takılar. Bu kadar abi. Yani Char'ın şöyle 1240 AP'si var. Şöyle yaptığımız zaman 1500 oluyor da bu yeterli oluyor yani Draki için dostlar. Şimdi Draki'de size bazı incelikleri de göstereceğim. Şimdi dostlar Draki'ye giriyorsanız ve Draki'ye farm için gidiyorsanız benim gibi hani herhangi bir para kasma amacınız yoksa ki benim şu an herhangi bir para kasma amacım yok onu söyleyeyim. Sadece Draki'ye Weapon Breaker probe almak için gidiyorum. Yapacağınız şey şu dostlar. Fazla derecede kat çıkmayacaksınız. Şimdi mesela girdim abi. Her zaman Weapon Breaker dostlar. Şu tecrübelerimden dolayı söylüyorum. Weapon Breaker'ı her zaman genellikle ilk odalardan at. Yani siz 3. odanın üzerine çıkarsanız genellikle dostlar oralardan Weapon Breaker drop'u at. Artık Shell drop'u atmaya başlıyor. Ve Cheat'in ve yani bizim istediğimiz Cheat'in ve Weapon Breaker drop'unu genellikle ilk odalardan at. Gördüğünüz gibi şu itemlerle canı ve manama bakın dostlar. Kesiyorum. Şu an 0 potla girdim. Ve hiçbir şekilde pot harcamıyor abi. Yani olay bu. Bakın gördünüz mü? Hiçbir şekilde pot harcamıyorum. Kastığım potlar bile yanıma kar kalıyor. Her gün varıyorum ve bunu tekrarlıyorum. Bu şekilde DJR'lerle para kazanıyorum. Bu arada diğer char karakterlerine de drake giriyorum. Yani toplamda 3 charla drake giriyorum. Sadece 4 level aslında video çektiğim karakterle drake giriyorum. Neden drakileri göstermiyorsun diyebileceksiniz. Dostlar zaten yani günlük yapılan rutin şeyleri her gün göstermek yani artık benim içime sinmiyor açıkçası. Zaten bunu yapıyoruz yani günlük olarak bunu yapıyoruz. Yani oyunda bazı şeyleri günlük olarak yapıyoruz ve bu benim canımı sıkıyor benim. Ama belli bir itemi kasarken de bunları yapmamız gerekiyor. Ve ben de şu an onu yapıyorum. Yani en kötü mesela şu drakiden şu an işte podcast bu kadar. Hani yapacak bir şey yok bazen de az az tamat ediyoruz dostlar. Yani bazen yeri gibi 3 drakiden hiçbir şey alamadım. Ama sıfır masraflı bir draki yapıyorsun. Yani ister istemez. Bu da çok güzel oluyor. Eğer 4 char draki farmı yapmayı düşünüyorsanız kesinlikle varıyor açık dostlar. 75 level üstü olsun. Şöyle saf bir şekilde 1200 AP üzerinde gördüğünüz zaman gerçekten varıyor. Bitiriyor yani işi. Genel olarak çok fazla damage'e sahip. Gördüğünüz gibi hala ne canım ne mana. Sıfır masraf şekilde devam ediyorum. Yani Warrior inanılmaz dostlar yani gerçekten. Hani Draki'lerde kesinlikle ve kesinlikle Priest Neist değil abi. Warrior'u açıyorsunuz dostlar. HP recover, MP recover takıyorsunuz. İçinden geçiyorsunuz yani Draki. Bu kadar basit. Çok basit yani. Hatta ben Atak Scroll almadım az önce. İsterseniz daha hızlı olmak istiyorsanız Atak Scroll da alabilirsiniz ama can ve mana değerlerine iyi bakarsanız herhangi bir şekilde can ve mana değerinin inmelerini görebilirsiniz. Hatta isterseniz çok da ölücüyseniz Clay'e de vurabilirsiniz yani biraz sekiyor ama gördüğünüz gibi paramparça ediyoruz dostlar. Yani bu arada mesela ilk iki oda bitiyorsa ve hala Weapon Breaker atmamışsa artık o Draki size Weapon Breaker atmayacak gibi bir şeydir. Genellikle öyle oluyor dostlar çünkü. İlk köprü oda bittiğinde Weapon Breaker hala gelmedi. İşte ondan sonrasında da gelmedi. Şöyle devam edelim vurmaya. Gördüğünüz gibi hafif hafif mana azalmaya başladı. Moblar güçlenmeye başladıkça tabii ki mana azalmaya başlıyor. Siz burada Ray Damage'ini daha fazla vurup buradan mana alabilirsiniz. Ya da şunu takıp abi direkt manayı doldurup fazla AP'ye sahip olacağınız için manamız daha hızlı doldurulur. Canınızı zaten kolay kolay indiremez. Warrior'un defansı çok fazla. 793 defansım var. Hiçbir onda AC ya da saf bir şekilde yani. Şuradan isterseniz gidin. Dilerseniz tabii.
Buradan bir Atak SC alırsanız daha iyi olur. Ama ben almayacağım. Dediğim gibi sıfır masraf yapıyorum çünkü. Sadece RPR masrafım oluyor bu şekilde yaptığım zaman. Dediğim gibi dostlar, yani 3. odanın üstüne çıktığınız zaman da genellikle oralardan da weapon break atmıyor zaten. O yüzden ben genellikle sadece varıyorumla 3. odanın sonuna kadar gidiyorum, hatta buraya kadar, genellikle diğer çarlarımda buraya kadar gidiyorum. Attığı zaman ilk odalardan atıyor dostlar, atmadığı zaman da diğer odalardan atmıyor zaten. Benim diyeceklerim bu genel olarak. Troller biraz fazla vuruyor. Burada belki bir iki tane pot içebilirsiniz ama ben yine de içmemeye devam edeceğim. Şöyle devam edelim. Bir tane pot içelim. Canımızı fulleyelim şöyle. Bu arada attığı pot miktarı da gerçekten sizler için değerli ve önemli oluyor dostlar. Hani şimdi en kötü hiçbir şey atmasa bile pot kasarak çıktığınız için buradakiden %100 karlı bir şekilde çıkıyorsunuz. Ama okçu jobunda pot atmadığı için o sıkıntı oluyor. Bu arada 3. odaya kadar gördüğünüz gibi hala bir drop alamadık. Bundan sonrasında da alamayacağız. Yani alandan çıkmaya devam edeceğim. Yani 3'ün 6'sına kadar kesinlikle dostlar size tavsiyem çıkın. Yani gördüğünüz gibi Draki'nin inceliğini veriyorum size. Farm olarak Farm Draki'sinin inceliğini veriyorum dostlar. Bu Farm Draki'si. Tabii ki XP Draki'si daha farklı olur. Yukarıki odalardan Weapon Breaker atabilir elbette. Bakın atmaz demiyorum. Ama genellikle bunu ilk odalardan atıyorsa. Ve siz 5 dakika içerisinde çok güzel bir farm yapmış oluyorsunuz. Mesela ben buraya kaç dakikada? 5 dakikada buraya kadar geldim yani. 5 dakika dostlar. Sadece 5 dakika. Yani çok basit. Ama üzerine çıkarsanız yavaş yavaş karakter kesememeye başlıyor. Ve pot yemeye başlıyor. Ve bir şey alamazsanız zarar oluyor. Genel olarak zarar yani. 3'ün 6'sına kadar çıkacaksınız abi. Ondan sonrasına gerek bence. Bakın mana potu basmıyorum. Clay vuruyorum. Clay vurursak bunları mana doldurarak kesebiliriz. Ama diğerini vurursam bunlar olmuyor. Zaten canım hiçbir türlü inmiyor. Zamanında yani. Hani ben şu an videoda olmasa mana potunu basarım bu arada. Ama videoda olduğum için çok da şey yapmıyorum. Gördüğünüz gibi kesmeye devam ediyorum. Üçünün içindeyiz. Hepsini tamplayabiliyoruz rahat bir şekilde. Yani hepsine kesebiliyorsunuz dostlar. Bak, çok basit. Umarım video yararlı olur size diyelim. Hani umarım işinize yarar. Ben şimdi bu ilk draki hakkında, diğer draki haklarıma da gireceğim bu arada. Weapon break alırsam orada da size gösteririm. İnşallah alırım. Ama dostlarım yani bir draki 6 dakika sürüyor. Ve 6 dakika içerisinde Weapon Breaker alamasanız da çok büyük bir problem değil. 18 dakika uçtu belki. Alt tarafı 18 dakikanız gitmiş olur yani. Ama lakin yeri geliyor ben günlük 5 Draki alıyorum. Yeri geliyor 3 Draki alıyorum. Draki Box Drop'u her zaman bizler için mevcut. O yüzden Draki'lere girin. Tavsiyem odur. Hatta çıkabiliyorsanız üst odalara çıkın. Ama ben tabii çok fazla karakterle girdiğim için ister istemez üst odalara kadar çıkmıyorum. Yani çünkü üst odalara kadar çıktığım zaman gerçekten yormaya başladım. 6.33'te bitirdim mesela. İlk Draki'den 20 tane mana potu aldım. 5K'dan saysan 100K açtı. 150K para kazmış oldum yani. Bu arada bakacak olursanız RPRM'de 10K 13K para gidiyor. Yani 20K para gitmiş oldu. Pek de problem değil açıkçası. Şimdi ben tekrardan bir Draki sırası daha aldım. Ve bir Draki'me daha gireyim dostlar. Şuradan başlayalım, mutlaka ilk odadan başlayalım. 5 kişi sayıyor. Ben bu arada Draki'lere de genellikle size ufak bir çıkıyor. Series 3'te giriyorum ama şu an saat sabah, daha yeni uyandım. Sabah olduğu için de rahat bir şekilde Draki'lere gireceğim. Yani bana sorduğunuz soru genellikle şu oluyor. Reis, bankadaki parayı nasıl kasıyorsun? Bize göstermiyorsun. Ezik parmağı. Dostlar işte bankadaki parayı JR'ler ve Draki parmağı atarak kasıyorum. Onun haricinde Series Server'ımda sizlere mazi serisi yapıyorum yani. Bu olay bundan itibaren. 4.39.5 yani buradan geliyor. Bak yaptığımız farm var. Az önce bir tane durat aldım. 5.5'den bir arkadaşlar. Yani yaptığımız farm tamamen buradan geliyor. Bu arada JR'yi kaybettim. Bir tane bus aldım. Bunu da şöyle farmına koyayım. Şöyle koyayım. Evet yani bu yaptığımız farm buradan geliyor dostlar. Kısacası bu. Şimdi ben diğer rakime geleyim. Ondan drop alırsam gösteririm. Evet dostlar, şimdi mesela ilk karakterimde Draki bitti. Hiçbir drop alamadık bu arada. Sadece can ve mana potu kastım.
Draki'den. Yani o da güzel. Gerçekten inanılmaz. Böyle olduğu zamanlar çok fazla oluyor arkadaşlar. Draki droplarını bayağı kısmışlar sanırım. O yüzden bayağı bayağı böyle oluyor bazen. Şimdi Magi'ye geçelim. Bakalım Magi ile 3 tane Draki girelim. Onda bir drop alırsak size göstereyim. Dostlarım Magi'ye girdim. Bu arada Warrior'dan aldığım popları da aldım üzerine. Ben iyi bir Magi oyuncusu değilim. O yüzden alanla falan fazla uğraşmıyorum. Direkt staff'lıyorum yani. Yine 3'ün altısına kadar çıkıyorum. Aynı sistem. Yani parası kastım soruyorsunuz. Mesela bu Magi'de de şöyle itemler var. Şöyle göstereyim bak. Old Flame Ring'i de var bu arada. Bunu gösteremedim. Ama dediğim gibi ben iyi bir Magi oyuncusu olmadığım için alan falan vuramıyorum. Elimi düşürüyorlar sürekli. O yüzden ben de pota kıyıyorum dostlar. Warrior'da kastım potta bıçakla harcıyorum. Şöyle defans atayım kendime. Can da atayım. Yani Magi bayağı gördüğünüz gibi görev şerdi falan. Magi yani. Bir şey yok. Bir tane 7 eliksir aldım. JR'lerde iyi oynuyorum Magi. Tekli moblara karşıyım ama alan atamıyorum yani. Beceremiyorum yani çok fazla. Beceremediğim için de ben de direkt staff oynuyorum. En güzel staff oynamak yani. Ya da 56 ya da staff oynuyorum dostlar. Çok fazla eliniz düşüyor çünkü. Nova atana kadar zaten 2 tane staff oynuyorum. Tabii Nova atan kardeşlerimiz var. Buradan hatta Hakan Karabulut diye bir kardeşim var YouTube'da, takip edin. Abi adam bayağı güzel Magi oynuyor yani bence. Ona da buradan selam olsun. Tabii Hakan gibi mage falan oynasam muhtemelen ben de böyle yapmazdım ama. Bizde bu kadar oluyor kanka, ne yapalım. Hakan'ı izleyerek öğrenmeye çalışıyorum dostlar. Tabii ki her jobu herkes oynayacak diye bir şey yok. İster istemez. Bizim de eksik olduğumuz tek job maalesef Magi. Magi konusunda çok kötüyüm. Bir de Porutu'yu hiç oynamadım. Haricindeki jobları oynuyorum dostlar. Her neyse uzatmaya gerek yok. Herhangi bir drop alırsam gösterelim yani. Bununla da günde 3 tane Draki'ye giriyorum dostlar. Bakalım bundan ne drop alacağız. Sadece şunları alamadım. Güzel alan yiyorum. Yani. Bu arada droplar leş genel olarak. Daha bir tane bile drop alamadım. Bari bir şelmel atsın. Neyse nasıl. Devam. Dostlar videoya girdim. Bir şey alamadık dedik. Superior Draki box'ı aldık. Yani dediğim gibi dostlar hani gerçekten videoya denk geldi biraz da. Hani ama şöyle bir SS'ini alacağım. Bu ay hiç Draki Box alamadım demiştim. Yani herhalde bizi duydu. Güzel oldu bu. Draki Box içerir yani video kesinlikle. Hiç Draki atmadı. Gördünüz. Yani girdim. Hiç Draki alamadım. Hatta diyordum yani. Magi'yle de herhalde bir şey alamayacağım. Ama tuttu. Turnayı gözünden vurdu arkadaşlar. Karakterimiz. Gerçekten Old Draki Box'ı aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Bu ay gecikmişti zaten. Yani. O yüzden Drake'lere girin dostlar. Yani videonun başında da dedim. Ben videonun başında Draki Box alacağımı bilmiyordum. Nasip böyleymiş. Şansımız vardı. Aldık. Yani dostlar. Bu şekilde. Yani şu an valla sevindim ya. Abi yani. Gerçekten emekçiyiz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani bakın sabahın kaçı. Ben geldim. Farm atıyorum. Birazdan video çekeceğim. Montajına geçeceğim. Ondan sonra siz bunu bu akşam izleyeceksiniz. Falan pişman yani. Nasip kısmet dostlar bu şekilde. Evet JR'ye girdim. Sabah JR'yi de kaybettim. JR videosu çektim size aslında. Atamadım bile. O kadar kötüydüm var. Herkes alt et 4 çekti ilk odada. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama elimden geldiğince sizler için. Neyse dostlar Draki Box gördüğünüz güzel oldu. Tamam. Dostlarım Magi'nin son Draki hakkından bir tane Weapon Breaker aldım şimdi. Bu arada Draki Box'ı aldıktan sonra şöyle demişim abi, hiç Draki alamadık demişim. Orada Draki'den kastım benim Weapon Break. Bu arada dostlar yani onu da söyleyeyim. Bazen gerçekten o anki herhalde heyecanla Draki demişim. Lan ne Draki'si abi, kaydı dinliyordum az önce. Yani Draki değil o Weapon Break dostlar. Draki dediğim yere Weapon Break. Siz? Yani dostlar bu şekilde genel olarak bakalım devam ediyoruz Draki'lerimize. Şimdi son Draki hakkımızı da Arden'in bir tane Assassin var. Onunla yapıyorum. O çar dizeliydi, bozamadım. Hayır bozdum bu arada. Önceden çok rahat çıkıyordu ama artık o çarla da 2'nin altısına kadar çıkıyor dostlar mesela. 3'ün altısına kadar çıkmıyorum. 2'nin altısına kadar çıkıyorum. Burada bu görev staffı da hiç fena vurmuyor yani. Böyle taraf geldiği için şu an. Gerçi... Bakayım çok da Magi'de de aşırı derecede damage oynamıyor. Ama çok mana gidiyor. Bayağı bir mana gidiyor. O yüzden ben şöyle göre sıkıntı. Şimdi alayım. Şimdi red vereceğiz. Dostlar Magi'nin en büyük maliyeti bu arada bana. Şahsen.
Şimdi göstereyim. Sundress gelsin. Elixir staff'ımı takayım. Ya abi staff'ın referes çok fazla elixir staff'ın. Şöyle göstereyim. Yani gerçekten ümüğümü sömürüyor yani. 102k nedir abi? 100k rfr parası yedir. O yüzden Magi Chamber kullanıyordum. Bunlar böyle eventten gelmiş bir ara. Çara açtım da almışım eskiden. Ama neyse dostlar yani yapacak bir şey yok. Birçoktan Weapon Breaker artı Drakibox aldım yani artık 100 payda verelim. Ama biliyorsunuz ki ölücü Alper kardeşimiz her yerden kısmayı sever. Her yerden kısar yani. Öyle bir yapım var zaten hani biliyorsunuz. Az önce Drakibox aldığım yere geldim bu arada. Allah'ım bir tane daha nasip et. Doğru Çağız hemen bir bize. Yok arkadaşlar o bir kere olur. O bir kere olur. Neyse olsun güzel gayet. Tozum bastım. Ya dostlar gerçekten oynamayı da bilmiyorum. Ama işte karakter karakterdir. Ne yapalım? 4 çarımızda 3 çarımızda Draki gireceğiz. Toplam 12 tane Draki gireceğiz. İnşallah Asas'ta da en az bir tane Weapon Breaker alırsam benim için. Ya bu arada devam edemedim. Öldüm. Neyse sıkıntı yok. Devam. Videoya daldım. Defanslarım sıkıntı yok beyler. 3'ün 3'ünü dövdüm. Zaten alacağımızı aldık. Şimdi gidip Asas'a gideceğim. Dostlarım bir diğer karakterimiz de Asas'ımız 59 level. Maalesef Kardinal MD'lerini yaktığım için Kardinal MD'lerin bir düşürüğünü giyiyorum. Yani 77 AP'lik olan şeyleri giyiyorum. Bu arada videodayken de Weapon Breaker'ın da bize gelmesi gerçekten güzel oldu. Dostlar bu charla da giriyorum. 7 çitin setim var. Legolas'ın itemleri zaten biliyorsunuz. 7 çitin set var abi. Old takılar falan var işte elimdekiler böyle. Yani dostlar bu charla da 2'nin altına kadar çıkabiliyorum. Daha fazlasına çıkmıyorum çünkü çok fazla exp alıyor. Exp almasını da istemiyorum karakterin. O yüzden zaten dediğim gibi dostlar atarsa Draki de VB'yi ilk odalardan atıyor yani. Bugün bu arada en az VB aldığım gün çünkü Drakibox aldığımız için. Bu şekilde hani Drakibox aldığım için zaten. O yüzden en az aldığım gün yani. Bu da doğaldır yani sıkıntı yok dostlar ne olacak yani ben Drakibox'a her türlü talihim. Bu arada dostlar ortalama günde kaç tane VB alıyoruz diye soracak olursam bazı günler gerçekten 9'da 0 çektiğim oluyor yani shell falan atıyorum. Çok fazla shell atıyorum. Bugün mesela hiç ne shell vardı ne Weapon Breaker vardı. Sadece ve sadece Drakibox vardı. Yani Weapon Breaker da var gerçi de gene fena olmayan hatırlı sayı derecede Weapon Breaker da var. Ne olsun yani. O şekilde dostlar yani Asas'ı da göstermiş olduk size. Bu şekilde Asas'a da geçiyorum. Zaten rahat geçiyorum. Yani çok fazla zorlanmıyor. Spike, Case. 2'nin altına kadar çıkıyorum dostlar. Dediğim gibi daha fazla zaten çıkmanın anlamı da yok yani. Neden çıkayım ki yani? Yani gerek yok. Fazla derecede exp alıp sonra exp düşmekle falan ulaşmak istemiyorum. Atarsa ilk odalardan astım. Yani toplamda dostlar 15 dakika farmda bir tane VB düşürmüş oluyorum. Tertemiz. Yani bunda da bir tane Draki şu an mesela 4 dakika olmuş 5 dakika falan sürüyor biraz yavaş geçti bu kodaları telefonla konuşuyorum o yüzden size de kaydı geç açtım o şekilde dostlar başka drop alırsam sizlere göstereyim dostlarım Asas'ın Drakileri bitti ilk Drakisi boş geçti ikinci Draki ile birlikte Weapon Breaker aldık üçüncü Drakiden de bir tane çitin aldık neyse ki bu Warrior çitin donluk ve STR basın. Güzel. Bunu da hanemize ekleyelim. Şimdi For Legolas'a gireceğim. Exp almayan mobları keseceğim. Ondan da ondan sonra bakalım ondan bir Weapon Breaker bir tane alsam yeter açıkçası 3 tane de. Toplamda Assassin'kiler de dostlar 4 dakika 4.5 dakika falan sürüyor. Çok kısa sürede bitiriyor yani. Pıt 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 hepsini kesiyor açıkçası. Şimdi ben itemlerimi aktarayım Legolas'a. Göz gibi pot yeme derdi de yok dostlar yani hala hiç bankadan pot almadım. Baya baya potum var yani duruyor. Hiç henüz daha pota para vermedim. Troll setini de yakmıyorum çarın. Yarın öbür gün için 7 seti satarsam, mitri falan dizersem Legolas'a diye. Troll seti dursun abi üzerinde. Şimdi geçelim Legolas'a onunla da Draki'ye gidelim. Dostlar son olarak da Legolas'tayım. Legolas'ta da ne yapacağım? Legolas'ta sadece birinci odayı yapacağım dostlar. Çünkü daha fazlasına şu anlık level'ım yetmiyor maalesef. Ya aslında yetiyor yani yetiyor derken çok fazla exp verecek ve videoların seyrini etkileyecek. Biz biliyorsunuz ki bu karakterle bir şu an seriyim. Bu seriyi bozacak nitelikte bir hamle olacak. O yüzden ben sadece Legolas'ta dostlar ilk odayı birin altına kadar gideceğim.
3 tane drake gireceğim. Muhtemelen bir drop alamayacağım dostlar. Ama gördüğünüz gibi biri altını bitirdiğim zaman tavlatacağım. Ortalama tanesi %10 verecek şu an bana. Yani şu ana kadar aldığımız droplar zaten yeter. Ama Legolas'ın bir şansı olur. Belki bir tane VB alabilirim odalarda. Belli mi olur dostlar? Tabii ki bu işler şans işi. Bakalım muhtemelen VB alamayacak ama ben gene de bununla da 2 dakikamı alıyor dostlar sonuçta. Ne olacak sanki? 2 dakika içerisinde bir VB alabilirsem bu benim %100 kağıdım. Alamazsam da canım sağ olsun yani. Yeri geliyor bir kattan 2 VB alıyorsun. Şans nasip kısmet tamamen. Evet dostlarım, sonunda Legolas'ın drakelerinden de bir şey alamadım. Nasip kısmet sıkıntı yok olsun ama şu an gördüğünüz gibi burada çok güzel bir farm atmış oldum. Yani VB'leri 1700'den sayarsak draki box ne kadar bilmiyorum ama bakarım ona. Çitini de pazarda satarım dostlar, hiç basasım yok açıkçası, yani basınca yanıyor genellikle. Hiç şansım deneyesim yok bugün, o yüzden bu şekilde yapacağım. Dostlar yani genellikle rutinim bu şekilde oluyor ve parayı da bu şekilde kasıyorum. Yani bankamdaki para falan nereden geliyor diye soruyorsunuz. Arkadaşlar buradan geliyor genellikle diyelim ve videoya like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.